Avukat Suat Bey geldi. Buyursunlar Yasin'e. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serap. Buyurun. Acilen gelmemi istemişsiniz. Mesele nedir? Suat Bey, savcılığa benim adıma dilekçe vermenizi rica ediyorum. Halide Şahin ve Ekrem Çeliker denen adamla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Beni kaçırdıkları ve zorla alıkoydukları için ikisinden de şikayetçiyim. Anlıyorum. Daha evvel komutana bu konuyla ilgili ifade vermiştim. Olanları hatırlamadığımı söylemiştim. Ancak vazgeçtim. İkisinin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Siz hiç merak etmeyin Serap Hanım. Adam kaçırmak ağır bir suçtur. Siz bana teferruatlı olarak anlatın. Bugün içinde dilekçeyi hazırlar veririm. Âlâ. Böyle apar topar çağırdığım için kusura bakmayın Ekrem Bey. Ancak sizle yüz yüze konuşmak istediğim bir mesele var. Elbette. Rica ederim Savcı Bey. Nedir mesele? Bugün bir dilekçe aldım. Hakkınızda dava açmak isteğiyle Serap Dinç Aslan'ın avukatı tarafından yazılmış. Halide Şahin'le birlikte Serap Dinç Aslan'ı kaçırmak ve zorla alıkoymakla itham ediliyorsunuz. Bu son derece saçma ve manasız bir itham. Her şeyden önce size şunu söyleyeyim ki Halide Hanım'ın bu konuyla hiçbir alakası yok. Orhan Tofurcu ile ilgili hususi bir görevim vardı. Serap Hanım ona eşlik ettiği için bir müddet kendisini de alıkoymak zorunda kaldım. Vazifelerimizin gizliliği hususunda her zaman sizin desteğinize ihtiyacımız var. Eğer bu konuda bir dava açarsanız teşkilatımızı zor duruma sokabilirsiniz. Anlıyorum. Ben de peşinen size danışmak istedim. Teşekkür ederim. İcab ederse bu konuda bir rapor hazırlayabilirim size. Lüzum yok. Teşkilata itimadımız sonsuz. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Rica ederim. Teşekkür ederim. Serap'ın bizi ihbar ettiğine inanamıyorum. Bu konuda hiçbir sorun çıkmayacak. Ben savcıyı ayarladım. Sen rahat olabilirsin. Sağ ol Ekrem. Ben biraz yorgunum. Gidip dinlenmek istiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Alo. Efendim. Serap Hanım. Suat Bey. Serap Hanım, maalesef savcı dava dilekçemizi geri çevirdi. Anladığım kadarıyla Ekrem Çeliker'in bir nevi dokunulmazlığı var. Anlamadım. Ne yani, yaptıkları yanlarına mı kalacak? Ne yazık ki öyle görünüyor. Bu konuyu fazla kurcalamamamız gerektiği hususunda beni ikaz ettiler. Arkası bayağı sağlam olmalı. Allah kahretsin. Teşekkür ederim. Gülizar. Buyurun Halide Hanım. Bugün çiftliğe gideceksin. Çiftliğe mi gideceğim? Hı hı. Seyyare bacıyı göreceksin. Ne oluyormuş öğren bakalım çiftlikte. İyi ama Serap Hanım orada kime nasıl girerim çiftliğe? Sen de Serap'ın olmadığı bir vakti kollayacaksın o zaman. İyi de Halide Hanım, beni daha kapıdan kovmazlar ki içeri. Gülizar, bul bir çaresini. Hadi ne diyorsan onu yap. Gülbe. Kemal.
Niye gelmedin? Asıl sen niye gelmedin? Sen gel diye bekledim. Hiç mi özlemedin? Özlemem mi? Hem de nasıl özledim? Ben de Kemal. Ben de. Ali nasıl? Daha iyi. İyileşiyor çok şükür. Asuman ona çok iyi bakıyor. Güllü. Bankanın verdiği sürede olmak üzere. Hasat nasıl gidiyor? İyi gidiyor Kemal. Pamuk çıktı, çok kaliteli. İpoteği kaldıracağım inşallah. Bir de boşanabilsem. Başka bir şey istemem. Kemal, seni üzmek için söylemedim. Yani böyle gizli saklı nereye kadar? Kocam ol istiyorum artık. Ya ben... karım olmanı o kadar çok istiyorum ki. Ama merak etme. Su yolunu bulacak. Acaba? Yok. Ha, iyi o vakit. Bir mi içeri girecektim? Hanımım yok dedik ya. Ya tamam canım, bir an görmeye gelmedim ki. Sen bu çiftlikte yenisin galiba. Ben evvelden burada çalışıyordum. Ben Siyare Bacı ile Yasin Ağa'yı görmeye geldim. İyi gir. Yasin Ağa. Dediklerimi aldın mı? Getirdin mi beni, ha? Aldım canım, aldım. Hem de ziyadesiyle aldım. Ama bir kısmını yolda düşürmüşüm. Apo! Deli karı! Amanın! Kız, ben rüyamı görüyorum yoksa? Ay kurban olurum sana! Kız, nasıl özlemişim seni be? Ay dur bir bakayım sana. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Buralar nasıl? Gel. Neler oluyor? Neler bitiyor? Her şey yolunda mı? Kız, çok özledim sen. Oh yavrum. Kimseler görmedi seni gelirken değil mi kızım? Yok anam, hiç kimse görmedi. Gülizar, durumlar çok fena. Fena ha? He. Hanım bankadan kredi aldı. Ödemesi çok müşkül. Ha. Müşkül ha, niye ki ne? Kız büyük para aldı. Kütlüleri satıp borcunu ödeyecek inşallah. Ha. Demek öyle. Öyle. Ödemezse yandık kız. Halimiz harap. Çitliği de ipotek ettirdi. Vay anam. Vay, vay, vay. Koskoca din çağırsan çitli ipotek ha. Bakalım senin bu Serap Hanım şimdi ne yapacak? Kız. Ah canım, canım. Yavrum. Seyyar Hanım. Yavrum. Buyurun Asuman Hanım. Ahbabınız varmış, görmedim. Hoş gelmişsiniz. Bebeğe yemek hazırlayacaktım ama siz rahatsız olmayın. Ben sonra gelirim. Sağ olasın. Kim bu kadın? Muzaffer Ali'ye bakıyor. Serap Hanım benim yerime bula bula bunu buldu demek. Kız, iyi kadın. Senden iyi olmasın güzelim canım, canım. Benim keyfim zaten yerinde canım. Gerçekten bak, ben var ya her gün ama her gün Allah'ıma şükrediyorum bu çitlikten kurtuldum diye. Evet. Vallahi hanımım, çitlikte vaziyetler fena.
Anlat, ne olmuş? Şimdi Serap Hanım borcunu ödeyebilmek için bankadan kredi çekmiş ve bunun için de çitli ipoteklemiş. Şimdi de borcunu ödeyebilmek için pamuk ekmişler ama kütlü toplayabileceklermiş. Hala fabrikaya niye uğramadığı belli oldu. Tarlalarla ilgileniyor herhal. Sağ ol Gülizar. Bir şey değil hanım. Hanımım. Hanımım iyi misin? İyiyim iyiyim. Yok bir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.